Biz bu topraklarda yaklaşık 800 yıldır yaşıyoruz. 1923 yılında kurmuş olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nde mutlaka devlete karşı ayaklanmalar olmuştur, oluyordur, olacaktır da. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada yaşayan 83 milyon vatandaşımız bu topraklar, bu bayrak için her an ölmeye hazırdır. Mutlaka buna göz diken, bu topraklara, bu vatana göz diken hainler de olacaktır. Bunlar bu dönemde şu isimdedir, gelecekte farklı bir isimdedir. 2016 yılı 15 Temmuz'unda da bir terör örgütü göz dikmişti. Bununla ilgili bugün biz tarihe 5 yıl geri dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu vatan için o gün ölmek için sokaklarda olan yine 83 milyon vatandaşımızdı. Bizim askerimizin içerisine sızmışlar, temizleriz. Bizim vatandaşımızın içine sızmış temizleriz. Bizim ülkemizde iş adamı olmuşlar temizleriz. Yeter ki vatan hainini tespit edelim mutlaka temizleriz. Bunun adı bugün FETÖ terör örgütü yarın farklı bir terör örgütüdür. Ama biz bu ülkemizin vatanına bayrağına göz diken insanın gözünü oyar kendini mezara gömeriz. Kaçarsa da bir daha bu toprağa haram ederiz. Biz bugün bu 15 Temmuz üzerine 5. yılında yine ülkemizdeyiz, vatanımızdayız, bayrağımız içinde ölmeye hazırız. Ama bugün terör örgütü şekil değişmiştir. Yıllardır PKK terör örgütü ülkemizi tahrip etmektedir veya küçük saldırılar yapmaktadır. Onların da haddi bildirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleriyle çok büyük bir güçtür. Bölgesinde etrafına korku salan, ülkesine göz diken insanların mutlaka gözlerini oyar, bunları gerekli yerlere gönderir. Ben bugün terör örgütüyle yapılan mücadelede güçlü bir Türkiye görüyorum. Gelecekte bunların ülkemizden def de bugünden hissedebiliyorum. Çünkü adı Türkiye Cumhuriyeti. Kim yönetirse yönetsin, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir hükümet, güçlü bir e, ülkesinde aktördür. Ama bugün ülkemize gelen... Direkt terör örgütü diye tarif, tarif edemeyiz ama bir dönem hatırlarsanız FETÖ terör örgütüne de beyefendi falan dedikleri günler vardı, hoca efendi dedikleri günler vardı biz o gün de diyorduk. Bakın böylesine bir güç bu ülkeye zarar verebilir, niyeti farklıdır, kafasında başka bir şey vardır demişizdir. O gün bize sus konuşma diyenler 2016-15 Temmuz'unda da haklıymışsınız dediler. Bugün yine şuna işaret ediyoruz, terör örgütü olarak adlandırmıyoruz. Suriye'den, Afganistan'dan çok büyük göçler aldık. Bu ülkenin neredeyse nüfusunu yüzde onla tekabül eden bir oranda bir göç var. Bu insanlar iş bulamazlar ise, bu insanlar gelecekte yaşam kaygısı çekerler ise, artık Türkiye genelinde 6 milyon seçmene ulaştıkları bir yerde meclise girebilecek güç gösterisi biz görüp konuşuyorsak bugün bize sus diyenlere diyoruz ki, FETÖ terör örgütüne de biz konuşurken sus diyordunuz. Bugün Suriyeli, yaşlı, çocuk, bütün ailemize kapımıza açık ama çok gençleri var, güçlüler. Bu insanlar Türkiye'de artık köşe başlarını kapmaya başlıyorlar, delikanlılık yapmaya başlıyorlar. Gelecekte Türkiye için bir rahatsızlık verici hava olduğunu biz buradan söylemek istiyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle 15 Temmuz 2016'nın üzerine 5 yıl geçti. Ondan yıllar önce söylediğimiz tehlikeler 2016 yılında ortaya çıktı. Bugün de bunun yıl dönümünde küçük bir konuya değinmek istedik. Bu konuda da Türkiye mutlaka adımlar atmalı. Suriyeli kardeşlerimiz, vatandaşlarımızı ülkelerinde barış sağlanmak kaydıyla artık Esad'ın seçim yaptığı bir ülkede güvenlikleri kontrol altına almak kaydıyla ülkelerine geri gönderilmeli. Ve e, önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki Kurban Bayramı ben bu vesileyle de bütün İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kurbanlarının Allah katında kabul edilmesini, inşallah kazadan beladan bizleri korumasını bütün de bu vesileyle Kurban Bayramını tebrik etmek istiyorum.